Sayın anne, protokolüm çok değerli dedi. Ülkemizi... Bugün Diyarbakır Lojistik Köyü tanıtım ve bilgilendirme toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu toplantımızın hem ilimiz, hem sektörümüz, hem de ülkemiz için olumlu, anlamlı ve kazançlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Diyarbakır'da yeni bir dönemi ekonomik ve sosyal kalkınma perspektifinde ve bugünkü özel gündemimizde de lojistiği konuşuyoruz. Lojistik köyü yeni dönemde Diyarbakır kent altyapısında belki sanayinin gelişmesine, üretim faktörlerinin ve alanlarının bu anlamda belirlenmesine ve buna bağlı olarak Diyarbakır'ın kalkınma ve gelişme beklentisine de yön verecek. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki elimizdeki bu varlığı ve zenginliği doğru yönettiğimiz takdirde sadece Diyarbakır adına değil, ülkemiz ve bölgemiz adına da çok önemli bir kazanım elde edeceğiz. Lojistiğin yeni dönemde üretim hem maliyetleri hem de pazar açısından belirleyici etkisini biliyoruz. Lojistik kavramının sadece Diyarbakır değil, Türkiye içinde çok önemli bir üstünlük olduğunda ayırdındayız. Aslında sadece Diyarbakır'ı değil, bölgesel ölçekte bir gelişme, kalkınma ve kalıcı kılma projesini konuşuyoruz. Niyetimiz bu yıl sonu itibarıyla olayın çerçevesinin çizilmesi ve yol haritasının ve sürecinin kesinleşmiş sonrasında çok süratle projenin ilk etaplarından başlayarak hayata geçirilmesidir. Şimdi de Diyarbakır Lojistik Köyü sunumunu yapmak üzere lojistik yönetim danışmanı Sayın... Endüstriyel alanında gerekse de yeni gelişen sektörlerde önemli bir nokta şehrimizin yansıda gördüğünüz üzere hem karayolu